7. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye 1. videoyla. Soruları çözmeye başlamadan şurada 2 tane cümle var. Onlara bir bakalım. Sonra devam edelim. Kişisel düşünce içermeyen genel ve tarafsız cümlelere nesnel cümleler denir. Kişisel görüş içeren kişiden kişiye değişen cümlelere ise öznel cümle denir. Evet, birinci soru arkadaşlar. Benim canım arkadaşım, gözümde tütüyorsun cümlesindeki altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Mutlu olmak, çok özlemek, aşırı sevinmek, içine doğmak. Evet, gözümde tütüyorsun bu cümlenin anlamı nedir arkadaşlar? Çok özlemektir. Biz çok özlediğimiz kişilere gözümde tütüyor diye söyleriz. Onun için burada B şıkkını işaretliyoruz. Birinci soru için. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aydınlık sözcüğü soyut bir anlam taşır? Uyanınca perdeyi açtı ve aydınlığı gördü. Seninle aydınlık günler göreceğiz mutlaka. Yola çıktığımızda hava aydınlık olmuştu. Karanlıkta kaldığımız için aydınlık yere çıktık. Evet arkadaşlar, şimdi bir soyut var, bir de somut var. Karanlıkta kaldığımız için aydınlık yere çıkmıştık. Burası soyut olamaz. Yola çıktığımızda hava aydınlık olmuştu. Bu da soyut olamaz çünkü bunları görüyoruz. Uyanınca perdeyi açtı ve aydınlığı gördü. Bu da gördüğümüz bir şey, yani hissediyoruz, somut. Seninle aydınlık günler göreceğiz mutlaka. İşte burada aydınlık günler görmekle şuradaki aydınlık farklı manalara gelmekte arkadaşlar. Yani burası soyuttur. Onun için ikinci sorunun cevabı olarak B'yi işaretliyoruz. Üçüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde ikilem kullanılmamıştır? Bakıyoruz. Güç bela sınavdan geçmişti. Zaman zaman bize uğrardı. Merdivenden düşe kalka çıkıyordu. Yazın her sabah yürüyüş yapardık. Şimdi ikileme olan yerlere bakıyoruz. Güç bela sınavdan geçmişti. Güçle bela arkadaşlar aynı manaya. Burada bir ikilem var. Zaman zaman bize uğrardı. Burada da ikilem var. Yani ikisi de aynı manaya. Merdivenden düşe kalka çıkıyordu. Düşmek, kalkmak, yani bu da evet ikileme var. Yazın her sabah yürüyüş yapardık. Burada ikileme yok arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Üçüncü soru için D şıkkını işaretliyoruz. Dördüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde geniş zaman olumsuz soru çekimi vardır? Gelecek misiniz? Sever mi? Gezer miyim? Dinlemez miyim? Evet arkadaşlar, geniş zaman olacak ama soru olacak. Olumsuz soru çekimi olacak. Bakalım. Evet arkadaşlar, geniş zaman dediğine göre öncelikle şu gelecek misiniz, bunu ne yapalım? Silelim. Neden? Buradaki cak cek gelecek zamana işaret ediyor. Ar erdir arkadaşlar geniş zaman. Sever. Burada var bu geniş zaman. Burada da var. Burada yok. Neden yok? Çünkü olumsuz olduğu zaman arer almazdı. Mesela gelir, gelmez. İşte buradır arkadaşlar. Burada mi diye soru da vardır. Mez diye olumsuz da vardır. Soru mi, olumsuz mez. Dinlemez miyim? Geniş zamanın olumsuz soru çekimidir arkadaşlar. Onun için dördüncü soruyu burada D şıkkı olarak işaretliyoruz. 4D. Evet, hatırlatmada bulunalım arkadaşlar. 5. soruya başlamadan. 7. sınıfa ait oynatma listeleri var. 2 tane. Birincisinde eğer ki İmam Hatip okuyorsanız 7. sınıf İmam Hatip Arapça ders kitabının tercümesi var. 1. üniteden 6. üniteye kadar. İkinci olarak 7. sınıfa ait sınavlarda çıkmış bazı derslerin sorularının çözümü var. Arapça temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, din kültürü, Peygamber Efendimizin hayatı, Türkçe ve devamı da gelecek. Bilginiz olsun. Oradan bakarsınız. Şimdi 5. soru. Ağırlık sözcüğü hangi cümlede sorumluluk anlamında kullanılmıştır?
Hediyenin ağırlığı altında kalmıştı. Havanın ağırlığı vücuduna zarar veriyor. Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti. Bütün ailenin ağırlığını omzunda taşıyacaktı. Şimdi arkadaşlar, hangi cümlede sorumluluk anlamında kullanılmıştır? Hediyenin ağırlığı altında kalmıştı. Burada olamaz. Havanın ağırlığı vücuduna zarar veriyor. Bu da olamaz. Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti. Bu da olamaz. Bütün ailenin ağırlığını omzunda taşıyacaktı. İşte arkadaşlar, burada ne var? Bir sorumluluk var. O sorumluluk nedir? Ailenin ağırlığı, onun külfeti, maişet, geçim sıkıntısını üzerine almak. Burada nedir? Bir sorumluluktur. Onun için burada 5. soruyu değişik olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz 6. soruyla. Uygulanışıdır değil varlığı yasaların olan önemli. Yukarıdaki verilen kelimelerle kurallı bir cümle kurulursa, yani anlamlı, sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Evet, burada arkadaşlar sondan başa doğru okuduğumuz zaman kurallı bir cümle oluyor. Önemli olan yasaların varlığı değil, uygulanışıdır. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Şöyle sondan başlıyoruz. Geriye doğru gittiğimiz zaman bize A şıkkını gösteriyor. 6. soruyu arkadaşlar ne yapıyoruz? A şıkkı olarak işaretliyoruz. Tekrar edecek olursak, önemli olan yasaların varlığı değil, uygulanışıdır. Bu kurallı, anlamlı, düzgün bir cümledir. Evet, 7. soruya geldik. Aşağıdaki deyimlerden hangisi abartmayı seven bir insanı nitelendirmek için kullanılmaz? Canla başla çalışmak, pire bin katmak, pire için yorgan yakmak, pireyi deve yapmak. Arkadaşlar, abartmayı seven bir insan için pireyi deve yapmak kullanılır. Pire için yorgan yakmak kullanılır. Bire bin katmak kullanılır. Ama canla başla çalışmak, abartmayı seven bir insan için kullanılan bir ifade değildir. Onun için burada A şıkkını işaretliyoruz. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı kişinin aynı yere ikinci defa çağrıldığı anlamı vardır? Arkadaşım bu hafta beni de evine çağırdı. Arkadaşım da bu hafta beni evine çağırdı. Arkadaşım beni evine bu hafta da çağırdı. Arkadaşım bu hafta beni evine de çağırdı. Evet, şimdi arkadaşlar, aynı yere iki defa çağrıldığının anlamı sorulmakta. Böyle baktığımız zaman, arkadaşım beni evine bu hafta da çağırdı. Evet, burada arkadaşlar, arkadaşım beni evine bu haftada çağırdı. Bu haftada derken demek ki geçen haftada çağırmıştı ki. Burada ne yapıyor? Aynı kişi ikinci defa çağrıldığına işaret etmekte. 8. soru C şıkkı. 9. soru. İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı sürece çok şeyler yapmaktır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sözde yakın anlamlıdır? Uzun bir hayat yaşamak için sağlığımıza özen göstermeliyiz. Hayatımızın uzunluğu değil, niteliği önemlidir. Herkes uzun bir hayat yaşamak ister. Gençliğimizin kıymetini bilmemiz gerekir. Evet, şimdi buradaki arkadaşlar, anlatılan nedir? Hayatımızın uzunluğu değil, niteliği önemlidir. Onun için burada B şıkkını işaretliyoruz. O zaman bir daha bakıyoruz. İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı sürece çok şeyler yapmaktır. İşte niteliği önemlidir. Buradan bunu anlıyoruz. 9. soru B şıkkıydı. 10. soruya geldik. 7. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı sorularının 1. videosunun 10. sorusu. Yıkılmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisine mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Yola engel olan bina yıkıldı. Ayağı taşa takılan adam yere yıkıldı. Evin bütün işleri onun üzerine yıkıldı. Kuvvetli fırtınada bahçedeki ağaçlar yıkıldı. Mecaz anlamını arıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yola engel olan bina yıkıldı. Bu nedir? Gerçek manadadır. Hakiki manası ayağı taşa takılan adam yere yıkıldı. Bu da gerçek. Kuvvetli fırtınada bahçedeki ağaçlar yıkıldı. Evin bütün işleri onun omuzuna, üzerine yıkıldı derken bu mecaz anlamda kullanılmıştır. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada
C şıkkını işaretliyoruz 10. sorunun cevabı olarak. 11. soru. Kötü kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır? Kötü insanlar toplumda huzursuzluk çıkarır. Etrafında kötü gün dostun çoksa sırtın yere gelmez. Yüzü oldukça kötü görünüyordu. O günlerden aklında hep kötü anılar kalmış. Evet, 11. soruyu arkadaşlar size bırakıyoruz. Bunun cevabını yorumlar kısmına yazıyorsunuz. 11. soru A, B, C, D her neyse. Soruyu tekrar okuyoruz. Kötü kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır? Evet, şimdi 12. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi yapım eki almıştır? Sağlıklı olmak için spor yapmalıyız. Keloğlan'ın aklına bir fikir gelmiş. Pencereden top oynayanlara bakıyorum. Ağzından bal damlıyordu sanki. Evet arkadaşlar, burada yapım eki almış olan altı çizili kelime hangisidir? Sağlıklı kelimesidir. Çünkü lık, li, cı, cik, sız, şer, cık, im, ma, iş, si gibi kelimeler nedir? Yapım eklerinin kendisidir. Yani ekidir. Onun için burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 12. sorunun cevabı olarak A şıkkını işaretliyoruz. Şimdi 12. sınıfa ait iki tane, pardon 7. sınıfa ait iki tane oynatma listesi var demiştik. Onlara bakalım, sonra videoyu bitirelim. Evet 7. sınıf arkadaşlar, kanalımızın ismi gördüğünüz gibi Bilgi Akademi, öncelikle abone olmanızı rica ediyoruz. Burada oynatma listelerine tıkladığımızda 7. sınıfa ait neler var görüyoruz. Evet şimdi 7. sınıf yazılı sorular var arkadaşlar. Burada bahsetmiştik videonun içerisinde Arapça, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Nebi, din kültürü, Türkçe ve devamı gelecek bazı derslerin burada sınavlarda çıkmış soruların çözümü var. Aşağı indiğimiz zaman eğer ki İmam Hatip okuyorsanız 7. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var arkadaşlar. Toplamda 35 video 1. üniteden 6. üniteye kadar. Evet buradan başlıyor arkadaşlar. 1. ünite 1. dersten 6. üniteye kadar istediğiniz derse, istediğiniz üniteye, istediğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 1, 2 ve 3. üniteler 1. dönemde, 4, 5 ve 6. üniteler de 2. dönemde okunmaktadır. Okullarda bilginiz olsun. Mesela şuradan birine bakalım arkadaşlar. Bura 5. üniteymiş. Şimdi 1. dönemde olduğumuz için 1. dönemde okunan ünitelere bakalım. Evet arkadaşlar, mesela burada ne var? Cümleler var, tercümeleri var. Üridu aklamet telvine şemaiye. Pastel boya kalemi istiyorum. Eyumkinuke en teşteri min gale av mistara. İletki veya cetvel satın alman mümkün mü? Gördüğünüz gibi size kolaylık olsun diye arkadaşlar tercümeleri ne yaptık? Altına ekledik. Bilginiz olsun. Beğeni yapmayı, yorumlarda bir şeyler yazmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiyede bulunmayı unutmayınız. En önemlisi de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Fi emanillah.